Araştırma Müdürü Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlik'le birlikte az sonra aracı kurum raporları ve şirket haberlerini ele alacağız. Öncesinde ise her sabah olduğu üzere Alaçatı Yatırım Menkul Değerleri'ne bağlanalım. Bu sabah karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. Arda Bey, piyasalar açısından baktığımızda özellikle Amerika'da enflasyonun yakından takip edileceği bir haftaya daha girdik gibi gözüküyor. Neler beklersiniz? Tabii bu hafta genelinde veri akışı olmakla beraber güne özel, bugün özel baktığımız zaman veri akışı nispeten sakin. FED üyelerinin açıklamaları var. Bunlar ön planda gibi. Bunun dışında ekonomik veri akışı nispeten daha sakin bir gündeyiz. Sabah açılışında Asya borsaları pozitif, çoğu pozitif, ABD vadelerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Bu açıdan yurt içinde Borsa İstanbul'da açılışta pozitif bir başlangıç görebiliriz. Öte yandan bugün itibariyle dolar diğer para birimlerine karşı, diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı zayıf seyrediyor. Bu kapsamda da euro dolar tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Daha çok seviye vermek gerekirse aşağıda 1.21.70, yukarıda 1.22.30 bantlar arasında hareket edebilir euro dolar. Bugün 1.22'lere doğru bir hareket görürsek sürpriz olmaz. Benzeri altında da söz konusu geçerli. Dolardaki nispi zayıflık altını destekliyor. Öte yandan ABD tahvil faizleri stabilleşti. %1.6'larda yatay bir bantta. Bu iki durum altını destekliyor şu anda. Altında da direnç seviyesi 1890. Buraya doğru yaklaşabilir. Ama üzerine atar mı atmaz mı? Buna bakmak lazım. Enflasyona gelince, tabii enflasyon, ABD enflasyonu şu anda piyasalar üzerinde stres yaratma ihtimali en yüksek olan veri akışı. Geçtiğimiz haftada PMI'larda da gördük. Küresel bazda hem Euro bölgesinde hem de ABD'de ekonomiler toparlanıyor. Öte yandan emtia fiyatlarında, hem sanayi hem de tarım emtia fiyatlarında yükseliş var. Bu da enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Tabii FED enflasyonun yükselebileceğini ama bunun çok kalıcı olmayacağını söyleyerek piyasayı bir miktar rahatlatmaya çalışıyor. Ancak gelen verilerde görüyoruz ki ABD enflasyonunda yukarı yönlü bir seyir var ve bu da ayrıca beklentiler de yukarı yönlü. Bu açıdan ABD enflasyonu önümüzdeki dönem küresel borsalarda stres yaratmaya en büyük aday veri akışı olarak değerlendirebiliriz. Görünen o ki ABD tarafının, aslında küresel bazda ama en çok ABD tarafı önemli FED'i ilgilendirdiği için ABD enflasyonu beklentileri önümüzdeki dönem en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Arda Coşar, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü, çok çok teşekkür ederiz. Yeni haftadan beklentilerinizi bizimle paylaştınız. Biz de istersen şirket haberleriyle devam edelim bize.